Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi farklı bir yerden sesleniyorum. Ve çok güzel bir mukbang çekeceğiz arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi midye mukbang çekeceğiz. Ne zamandır gerçekten çok istiyordum bu mukbangi çekmeyi ve siz de çok istiyordunuz ve şimdi çekiyorum. Arkadan gelen müzik sesini lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü dışarıdayım ve müzik sesini engelleyemedim. Ama farklı bir ambiyans olsun istediğim için burada çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz ne olacak? Söyledim mi söylemedim mi tam olarak emin değilim ama tırnak yaptırdım ve ipek kirpik yaptırdım arkadaşlar. Bunlarla ilgili sohbet ederken bu arada midyemizi de yemeye başlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şurada bir tane poşetim var ve hemen başlamak istiyorum böyle gözümün önünde dururken ye beni ye beni diye sesleniyor sanki. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Tırnaklarımı yaptırdım. Yaklaşık 2-3 hafta falan oldu yaptıralım. Şu an uzama aşamasında. Ama bu yaz ayı boyunca yaptırmayı da düşünüyorum yani. Tekrar devam etmeyi düşünüyorum yaptırmaya. Çünkü inanılmaz rahat ve tatildeydim. O yüzden ojeyle falan uğraşmak yerine bu şekilde çok daha basit oldu. O yüzden yapmaya devam edeceğim. Kirpiklerimle ilgili böyle küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Kirpiklerimi yaptırdım. Daha önce de yaptırmıştım. Ama şöyle bir sıkıntı yaşamıştım. Dökülme aşamasında böyle kendi kirpiklerimi falan da kopardım. O yüzden birazcık canım sıkılmıştı bu duruma. Şimdi umarım o şekilde olmaz. Şu an dökülme aşamasına geldi ama kendi kirpiklerimden 1-2 tane döküldü. Onun yerine şey yaptırmayı düşünüyorum aslında. Kirpik liftingi yaptırmayı düşünüyordum. Belki onlar yaptırırım ama dediğim gibi tatile gideceğim için bu ikisini yaptırdım. Tırnaklarımdan ama gerçekten memnunum. Tırnaklarımın dediğim gibi oje ile uğraşmak yerine böyle çok daha basit oluyor. İstediğim modeli seçiyorsunuz ve hemen 1-2 saat içerisinde yapıyor. Yazın bence gerçekten rahatlık. Ve tırnakları uzamayanlar varsa özellikle bunu düşünebilir. Çünkü hem bakımlı gözüküyor hem de zahmetsiz, kolay. Bu arada ben midyeleri yavaş yavaş mideme indiriyorum. Midye yemeyi seviyor musunuz? Ben gerçekten çok seviyorum. Çok seveni olduğu kadar sevmeyenleri de var midyeyi. Ama ben sevenlerdenim. Uzun zamandır mukbang videosu da atmıyordum. Kuluma yani. Ve böyle bu kadar beklemişken çok güzel bir konuyla yani midye ile yapmam bunu da ayrı bir güzel oldu arkadaşlar. Sadece bu açma şeyi birazcık zor. Umarım bazı arkadaşlar sushi yerken yememe takmıştım. Umarım şimdi midye yememe de takmazlar. Alıştırmaya yapmadım, kusura bakmayın. Böyle doğal olsun. O zaman niye takmıştınız çok merak ediyorum arkadaşlar. Sushi yerken yok tutmayı bilmiyormuşum. Yok niye deneme yapmamışım bu videoyu çekmeden önce. O zaman mukbang olmaz yani bir yemek yemek amaç. Video çekmeden önce sushi yiyip videoyu çekerken ara mı sushi yemem gerekiyor? Bilmiyorsan bilmiyorumdur yani bu ayıbı da yok zaten tutamadım. Yapacak bir şey yok. Evet böyle arkadaşlar. Bunu açamadım bunu sonra. İlk defa da müzik peşinde bir video çekiyoruz. Hanginizin gözü değdi? Şaka yapıyorum. Umarım alaksın. Evet.
birkaç an zor açıldı arkadaşlar. Umarım siz de özlemişsinizdir böyle makmek videolarımı. Çünkü ben çekmeyi gerçekten çok çok özledim. Ve video çekmeyi en sevdiğim konulardan bir tanesi de. Gerçekten makmek. Hem yemek yiyorum, hem doyuyorum. Hem de arkadaşlar sohbet etmiş oluyoruz. Daha farklı nasıl makmekler çekebilirim? Bununla ilgili yorum da bırakabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar, zaten bitmek üzere midyelerimi görmüş olduğunuz gibi, toparlamam gerekiyorsa, tırnaklarımla ilgili dediğim gibi, yazın gerçekten yapması çok çok rahat bir işlem. Ve yaz boyunca yapmayı da düşünüyorum. Ve yine dediğim gibi, eğer tırnaklarınızda uzama sıkıntısı yaşıyorsanız veya hani şeklini falan beğenmiyorsanız, yine yaptırabileceğiniz bir işlem. Zaten aile bir yaptırıldığı için de çok da sizi zora sokacağını düşünmüyorum. Ama işte kirpiği de şöyle söyleyebilirim. Kirpik gerçekten çok çok güzel duruyor yaptırdığınızda ama iyi bir yerde yaptırırsanız. Çünkü kendi kirpikleriniz dökülebilir. O yüzden gerçekten iyi bir yer seçmeniz gerekiyor. Bunu çok çok iyi araştırmanız gerekiyor. Eğer iyi bir yerde bulduysanız ve yaptırmayı düşünüyorsanız yaptırın bence. Ve bu şekilde arkadaşlar. 3-4 tane yiyemedim çünkü fazla geldim. Yediklerimi de hemen size şöyle bir göstereyim. Bunlar da yediklerim arkadaşlar. 3-4 tanesini yemedim. Bunlar kaldı. Ve bir makbeyt videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklama ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.